Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde mercekler konusuna başlayacağız. Şimdi mercek ve mercek çeşitleri dediğimiz olay nedir? Şimdi en az bir yüzey küresel olan saydam ortamlara ne diyoruz? Biz mercek diyoruz. Yani mercek diyebilmek için ne olması lazım? O merceğin bir yüzeyi, en azından bir yüzeyi veya iki yüzeyi de olabilir, küresel bir şekilde olmalı. Küresel şekle sahip olan bu merceklere ne diyoruz? İşte ortamlara, bu ortamlara mercek ismini veriyoruz. Mercekler ne yapar? Işın kırılması yoluyla görüntü oluşturmak amacıyla kullanılır. Yani merceklerdeki kuralımız nedir? Kırılmadır. Yani ışık ne yapıyordur? Hava ortamından, bulunduğu ortamdan bu mercek olarak kullandığımız ortama geçiş yapıyordur. İşte geçiş yaparken az yoğun ortamdan çok yoğun ortama veya çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiğinden dolayı ne yapacaktır? Kırılacak ve izlediği yol değişecek. İşte bu şekilde ışığı kırarak, izlediği yol değiştirerek kullandığımız bu aletlere biz mercek diyoruz. Mercekleri biz nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Kameralarda, işte teleskoplarda, mikroskoplarda veya gözlük camlarında en çok kullandığımız yer neresidir? İşte göz bozukluklarını düzeltmek için kullandığımız gözlük camlarda ne yapıyoruz? Mercek çeşitlerini kullanmış oluyoruz. Şimdi mercekleri iki sınıfa ayıracağız arkadaşlar. Bu mercekleri sınıf ayırmamız da şu şekilde olacak. Üzerine gelen ışığı toplayan, yani asıl eksene paralel gelecek şekilde paralel gelen ışığı bir noktada toplayan merceğe biz ne diyoruz? İnce kenarlı mercek diyoruz. Diğer ismiyle buna ne diyoruz? Işığı bir noktada topladığından dolayı bu merceğe diğer ismiyle yakınsak mercek diyeceğiz. Bu ince kenarlı merceği nasıl anlıyoruz? Şöyle anlıyoruz. Kenar kısımları orta kısmına göre daha ince olduğu için ne yapıyoruz? Bu ismi veriyoruz. İnce kenarlı merceğe ne yapacağız? Sorularda genelde şu şekilde ifade edeceğiz. Veya bunun herhangi bir yarımı şeklinde de olabilir. Yani ince kenarlı merceğe ne yapabiliriz? Şu şekilde de gösterebiliriz. Ama en klasik gösterim yoluyla ince kenarlı merceğe sorularda bu şekilde ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Bu ince kenarlı merceğimiz. Kenar kısımları orta kısmına göre daha ince olduğu için bu ismini alıyor. Ve ince kenarlı merceğin görevini ışığı odaklamak, toplamak. Bir noktada ne yapıyor? Toplamış oluyor. Üzerine gelen paralel ışığı bir noktadan geliyormuş gibi dağıtan bu merceğe de biz ne diyoruz? Kalın kenarlı mercek diyoruz. Yani kalın kenarlı merceğin görevi ne? Işığı dağıtmak. Yani paralel gelen ışığı ne yapıyor? Sanki bir noktadan geliyormuş gibi ne yapıyor bu ışıkları? Dağıtmış oluyor. İşte bu bir noktadan geliyormuş gibi dağıtan bu merceğe ne diyoruz? Kalın kenarlı mercek diyoruz. Veya diğer ismiyle ıraksak mercek diyoruz. Şimdi kalın kenarlı kullanmamızın sebebi ne? Kenar kısımları orta kısmına göre daha kalın olduğu için bu kalın kenarlı mercek ismini veriyoruz. Veya bunun herhangi bir yarımı şeklinde şu şekilde de ne yapabilir? Gösterebilir. Ama en klasik gösterim yolu nedir? En klasik gösterim yolu bu şekilde ne yapabilirler bize? Kalın kenarlı merceği gösterebilirler. İnce kenarlı merceğin görevi ışığı toplamak, odaklamak, bir noktada toplamaya çalışıyor. Aynı çukur aynaya benzetebilirsiniz bunu. Kalın kenarlı mercekte ne yapıyor? Işığı bir noktadan geliyormuş gibi dağıtıyor. Bunu da kalın kenarlı, pardon, tümsek aynaya ne yapabilirsiniz? Kalın kenarlı merceği, ıraksak merceği de benzetebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ince kenarlı merceğe ne yapıyorduk? Çukur aynaya benzetiyorduk. Kalın kenarlı merceğe tümsek aynaya benzetiyorduk. Ama aynalarla aralarında çok büyük ne var? Bir fark vardır. Aynalarda arkadaşlar odak uzaklığını belirleyen şey nedir? Sadece eğrilik yerçapıdır. Sonuçta biz o küresel aynayı ne yapıyorduk? Bir küresel aynayı bir küreden kesiyorduk. İşte o kürenin merkezi bizim için o aynanın merkez noktası oluyordu. İşte odağı da onun ne kadar oluyordu? Yarısı kadar oluyordu. Yani başka bir şeye bağlı mıydı odak uzaklığı? Değildi. Ancak merceklerde ne vardır arkadaşlar? Merceklerde kırılma vardır. O zaman kırılma olduğu için burada merceklerde ne olacaktır? İşte gelen ışığın hangi oranda kırıldığını, ne kadar toplandığını belirleyen şey ne olacaktır? İşte ortamın kırılmanızı değiştirecektir. Merceğin yapıldığı maddenin kırılmanızı değişecek. Gelen ışığın rengine göre kırılma ne yapacak değişecek. Kestiğimiz kürenin eğrilik yarıçapına göre ne yapacaktır değişecektir. Yani merceklerde kırılma söz konusudur. İşte ince kenarlı mercek iki küresel yüzeyin şu birleşim ara kısmında birleşim noktasına kalan şu kısımlar veya şu şekilde şu kısımlar bizim için nedir? İnce kenarlı mercektir. Ama ince kenarlı merceği dediğimiz gibi en klasik gösterim nedir? Sorularda bu şekilde ne yapacaklardır? Göstereceklerdir. Kalın kenarlı mercek ise kesişmeyen kürelerin yüzeyleri arasında kalan kısım bizim için kalın kenarlı mercektir. Yani şöyle M1 merkezli ve M2 merkezli iki kürenin arasında kalan şu bölge bizim için ne olacak? Yine kalın kenarlı mercek olacak. Veya yine aynı şekilde burada M1 M2 merkezli iki kürenin arasında kalan şu bölge bizim için ne olacak? Kalın kenarlı mercek olacak. Ama kalın kenarlı yani ıraksak merceğin en klasik gösteriminde bu şekilde ne yapacağız sorularda göstermiş olacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisi artarsa odak uzaklığı azalır. Yani bu ne demektir? Bu kısaca şunu demek istiyor. Şimdi merceklerde ne vardı? Merceklerde kırılma dediğimiz olay vardı. Şimdi arkadaşlar mesela burada bir ince kenarlı merceğimiz olsun. Şimdi mercekler normalde neyden yapılır? Mercekler camdan yapılır. Yani camın kırılmanızda kullanıldığı ortam hava ortamı olduğu için havadan daha yoğundur.
Mesela merceğin yapıldığı ortamın kırılma endeksi 5 olsun. İçinde bulunduğu ortamın kırılma endeksi kaç olsun? 3 olsun. Mesela ince kenarlı merceğin görevi ne? Işığı toplamak, asal eksenine paralel gelen ışığı ne yapar? Toplar. Yani ışık burada ne yapar aslında? Işık burada az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşıyor. Küresel yüzeye geçerken. Ve normale yaklaştığı için işte kırılıyor. Bu doğrultuda düz gitmesi gereken ışığı topluyor ve ne yapıyor? Şöyle bir yerden geçiyor. İşte burası bizim için neresi olmuş oluyor? Asal eksenine paralel gelen ışığı topladığı yer bunun odak noktası dediğimiz yer oluyor. Ortamın kırılma endeksi 3 ise bu yolu izliyor. Mesela ortamın kırılma endeksini 2 yaparsam o zaman ne olmuş oluyor? 3'den 5'e değil de 2'den 5'e geçiyor. Yani ortamlar birbirinden değerce uzaklaşmış oluyor. Birbirinden değerce uzaklaşan ortamlar ne yapacak? Işığı daha çok kıracak. Yani ışık artık bu doğruda gelmeyecek. Normalden bu kadar toplamayacak işte. Daha çok normale yaklaştıracak. O zaman ne olacaktır? Ortamın kırılma endeksini ben 2 yaparsam bu şekilde odak uzaklığı ne yapmış olacak? Küçülmüş olacak. Tam tersi ortamın kırılma endeksini 4 yaparsam bu sefer işte 2'den 5'e veya 3'den 5'e değil 4'ten 5'e geçecek. 4 ile 5 birbirine daha yakın ortamlar olduğu için bu ışığı ne yapacak? Daha az toplayacak. Yani asal eksenine daha az yaklaştıracak. O zaman odak uzaklığı ne yapmış olacak? Odak uzaklığı artmış olacak. Hatta mesela ben bu ortamın kırılma endeksini 5 yaparsam ne olacak? Ortam 5, mercek 5 olduğu için aynı ortam olduğu için ışık ne yapmayacak? Hiç yolundan sapmayacak ve dosdoğru ne yapacaktır? Gidecektir. Yani o zaman bu mercek gibi davranmayacaktır. Hatta şöyle bir olay daha var. Hani burada en mercek en ortamdan büyük olmak şartıyla demiş. Mesela tam tersi ortamın kırılma endeksini daha da büyütsem, ortamın 6 yapsam bu sefer ışık az yoğundan çok yoğuna değil bu sefer çoktan aza geçecek. Yani normale yaklaşmak yani tam tersi normalde uzaklaşacak. Yani ne olacak mercek? İnce kenarlı gibi olsa dahi ne yapacak? Ortamın kırılma endeksi 6 olursa mercek ters özellik gösterecek. Yani ince kenarlı gibi gözükse bile kalın gibi davranmaya yani ışığı toplamayacak tam tersi dağıtmaya başlayacaktır. Aynı şekilde merceğin bulunduğu ortamı değil de merceğin kırılma endeksini değiştirerek de aynı etkiyi ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Yani yine bir ince kenarlı mercek alayım ben. Ortamın kırılma endeksini 3 yapayım. Merceğin kırılma endeksini ne yapayım? 5 yapayım. İşte eğer merceğin kırılma endeksi ortamdan büyükse bu mercek kendi özelliğini gösterir. Yani ince kenarlı mercek ince kenarlı gibi davranacak ve ışığı ne yapacak? Işığı toplayacak. Ne zaman toplayacak? Bu şekilde toplayacak. Ne zaman? Merceğin kırılma endeksi 5 ise. Mesela merceğin kırılmasını 4 yaparsam ne olacak? Işık 3'ten 5'e değil 3'ten 4'e geçecek. Ortamlar derece birbirine yaklaşmış olacak. Birbirine yaklaştığı için kırılma miktarı ne yapacaktır? Kırılma miktarı azalacaktır. Yani merceğin kırılmasını 4 yaparsan ışığı artık bu kadar toplamayacak, daha az toplayacak. Dolayısıyla odak uzaklığımız ne yapacaktır? Artacaktır. Veya tam tersi bu merceğin kırılma endeksini 6 yaparsam bu sefer işte 3'ten 4'e değil veya 3'ten 5'e değil 3'ten 6'ya geçecek. Yani ortamla merceğin arasındaki kırılma indisi farkı artacak. Fark arttıkça kırılma miktarı artardı. Kırılma arttığı için bu ışığı ne yapacaktır? Daha çok toplayacaktır. Yani merceğin o zaman odak uzaklığı merceğin kırılması 6 olduğu zaman bu şekilde ne yapacaktır? Bir yol izleyecektir. Yani merceğin odak uzaklığı neye bağlıdır? Merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisiyle ortamın kırılma indisine bağlı olarak ne yapabilir? Değişebilir. Bunlar birbirine yakın değerde ise az kırılacağı için, az kırılması demek ışığı fazla toplayamayacak veya fazla dağıtamayacağı için kalın kenarlı mercekse de odak uzaklığının büyük olması anlamına gelecek. Çok kırılırsa da yani ortamlar birbirinden değerce uzak olursa da daha çok kıracağı için odak uzaklığı daha yakın olacaktır. Merceğin odak uzaklığı aynı zamanda arkadaşlar bunlar bir küreden kestiğimiz için kürenin yarı çaplarına yani eğrilik yarı çaplarıyla da nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Yani aynı çukur aynalarda veya tümsek aynada olduğu gibi odak uzaklığı aynı zamanda o eğrilik yarı çapıyla doğru orantılıdır. İşte bu eğrilik yarı çapı R1 ve R2 olan iki küreyi birleştirdik. Arasına kalan şu bölgeyi aldık. Bu bölge bizim için nasıl bir mercek? İnce kenarlı bir mercek olacaktır. İşte bu merceğin tam şu orta noktasına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Optik merkez diyeceğiz. İşte bu optik merkeze dik olarak kesecek şu düzlemde bizim için nedir? Asal düzlemimizdir. Aynı şekilde arada kalan şu bölge, iki küresel yüzeyin arasında kalan bölgede şurası da bizim için kalın kenarlı bir mercektir. Ve işte burası onun optik merkezidir. Şu da bizim yine neyimizdir? Asal düzlemimizdir. Bu asal düzlemin sağında ve solunda ne vardır arkadaşlar? Mesela çukur aynada veya tümsek aynada sadece bir nokta odak veya merkez. Mesela şöyle bir çukur ayna verirsek ne yapıyorduk? Diyorduk ki çukur aynanın merkezi neresi? Burası. Çünkü bu aynayı zaten bir tane küreden kesmiş oluyorduk biz. Merkezi burası, odak noktası burası oluyordu. İşte tümsek ayna dersek tümsek aynamızda şöyle bir ayna. İşte yine bunu bir küreden kestiğimiz için tümsek aynanın merkezi burası oluyordu. Asal ekseniniz burası, odak burası oluyordu. Ancak merkezlerde arkadaşlar ne olur? Merkezde iki tarafta bizim için nedir? Odaktır, merkezdir. İki tarafta da bizim için ne vardır? Yine odak noktası vardır. Yani sağında veya solunda değildir. İki tarafta da bizim için ne vardır? Merkez noktalarımız ve iki tarafta da bizim için neler vardır? Odak noktaları vardır. Tek renkli ışık ince kenarlı mercek asal eksenine para geldiğinde merceğe geçtikten sonra asal eksenine bir noktada toplanır. Yani ince kenarlı mercek ne yapar?
Şöyle asal eksenimiz olsun. Şu bizim ince kenarlı merceğimiz olsun. Ne yapacaktır? Paralel gelen ışığı üzerine paralel gelen ışığı, asal eksenin paralel doğruda gelen ışığı, tek renkli bir ışığı bir noktada toplayacaktır. İşte bu topladığı nokta bizim için ne olmuş olacak? Odak noktası olacak. Nasıl çukur aynada asal eksene paralel gelen ışığı odak noktasından geçiyorsa, burada da asal eksene paralel gelen ışığı topladığı yer bizim için nedir? Odak noktasıdır. İşte bu uzaklığa biz ne diyeceğiz? Merceğin optik merkeziyle bu arasında kalan şu mesafeye de biz odak uzaklığı ismini vereceğiz. Burası da bizim için ne olacak? Odak uzaklığı olacak. Aynı şekilde kalın kenarlı merceği olarak düşünelim. Kalın kenarlı mercek, ıraksak merceği de nasıl gösteriyorduk sorularda? Bu şekilde gösteriyorduk. Ve normal şartlarda bu mercekte ne yapıyordu? Gelen ışığı dağıtıyordu. Aynı tümsek ayna gibi. Üzerinden paralel gelen ışığı ne yapıyor? Bir noktadan geliyormuş gibi ne yapıyor? Dağıtıyor. Şöyle uzantıları bir noktadan geçecek şekilde bu ışıklar ne yapacaktır? Bu mercek dağıtacaktır. Şöyle bir noktadan geçecek şekilde bu ışınları dağıtıyor. İşte bu dağıttığı nokta, bir noktadan geliyormuş gibi dağıttığı o nokta bizim için neresidir? Odak noktasıdır. İşte merceğin optik merkeziyle onun arasındaki şu uzaklığa da biz ne deriz? Odak uzaklığı ismini aynı şekilde ne yaparız? Kullanırız. Peki bir merceğin odak uzaklığını etkileyen faktörler nedir? Mesela çukur ayna veya tümsek aynada da odak noktası vardı. Yalnız çukur ve tümsek aynanın odağı neye bağlıydı? Sadece kestiğimiz kürenin yarı çapına, eğrilik yarı çapına bağlıydı. Çünkü orada yansıma kuralı vardı. Ama merceklerde kırılma olduğu için odak uzaklığını belirleyen faktör nedir? Hem merceğin yapıldığı maddenin kırılma indeksine bağlıdır. Az mı kırılacak, çok mu kırılacak? İşte az veya çok kırılmasına göre odak uzaklığı ne yapacak? Değişecek. Çok kırılıyorsa odak uzaklığı küçük olacaktır. Az kırılıyorsa odak uzaklığı büyük olacaktır. Merceğin içinde bulunduğu ortamın kırılma indeksine bağlıdır. O merceğe yaptığımız kestiğimiz kürelerin eğrilik yarıçaplarına bağlıdır. Ve aynı zamanda kırılmada renk de önemli olduğu için mesela kırmızı ışık az kırılırken mor ne yapıyordu? Çok kırılıyor. Dolayısıyla ışığın rengi de ne yapacaktır? Odak uzaklığının yerini etkileyecektir. İnce kenarlı mercek işte üzerine gelen ışığı ne yapıyor? Topluyor. Nerede topluyor? Odak noktasına topluyor. Kalın kenarlı mercekte ne yapıyor? Üzerine gelen ışığı dağıtıyor. Nasıl dağıtıyor? Odak noktasından gelecekmiş gibi, geliyormuş gibi ne yapıyor? Dağıtıyor. Aynı şekilde ne demiştik arkadaşlar? Işığın rengi de değişince ne yapıyordu? Kırılma değişiyor. Mesela beyaz ışığı gönderdik. Beyaz ışığın içinde ne vardı? Bütün renkler vardı. Beyazı oluşturan renklerimiz kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordu. Ve kırmızı ne yapıyordu arkadaşlar? Kırmızı her zaman en az kırılıyordu. Mor ise her zaman ne yapıyordu? En çok kırılıyordu. Yani kırmızıdan mora doğru gittikçe ne yapıyordu? Kırılma miktarı artıyordu. İşte bu adam ne yapacak? İnce kenarlı mercek ışığı toplayacak. Ama ne yapacak? İşte kırmızıyı az kıracak. Yani asal eksene az yaklaşacak kırmızı. Az yaklaşması demek, az kırması demek odak uzaklığının büyük olması demek. Yani kırmızı ışığın odağı daha büyük bir yerde olacak. Moru ise ne yapacak? Moru ise çok kıracak. Çok kırdığı için morun odak uzaklığı ise ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. İşte burada yine kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi de bu şekilde ne yapılmış olacak? Kırılmış olacak. Kalın kenarlı mercek, yani ıraksak merceğe gelirsek orada da aynı mantık geçerli. Gelen beyaz ışığı ne yapacak? Bu doğrultuda gelen ışığı kıracak. Ve bu sefer kalın kenarlı olduğu için ne olacak? Normalden uzaklaştıracak. Yani dağıtacak. Ama kırmızıyı yine az kıracak. Az kırması demek kırmızının odak uzaklığının ne olması demek? Yine büyük olması demek. Turuncuyu biraz daha fazla, sarı daha fazla, işte yeşil daha fazla, mavi daha fazla. En fazla kimi kıracak? En fazla da burada moru kıracak. Morun çok kırılması demek ne demektir? Odak uzaklığının küçük olması demektir. Az kırılıyorsa odak uzaklığı büyüktür. Çok kırılıyorsa odak uzaklığı daha küçüktür. Peki ince kenarlı mercekteki özel ışınlar. Arkadaşlar bunu ne yapabilirsiniz? Çukur aynaya benzeterek de yorumlayabilirsiniz. Aynalarda sadece ne vardır? Yansıma vardır. Mercekte de kırılma vardır. Aynalarda yansıma olduğu için gelen ışın yansır ve geldiği ortama geri döner. Mercekte ise kırıldığı için diğer tarafa geçecektir. Yani şöyle düşünün. Asal eksene paralel gelen ışık ne yapardı çukur aynada? Odaktan geçerdi. Topladığı yer odak. Bu da aynı şeyi yapacak. Paralel gelen yine odakta toplayacak. Ama ne yapacak? Geri yansıtmayacak ayna gibi, çukur ayna gibi. Kırarak diğer taraftaki odakta. Yani ışık düz gitmesi gereken ışığı asal eksene yaklaştıracak. Ne yapacak bu adam? Bunu asal eksene yaklaştırarak, şuradaki ışıklarda asal eksene yaklaştırarak bir noktada toplayacak. İşte topladığı nokta neresi olacak? Odak olacak. Tam tersten düşünün. O zaman paralel gelen odaktan geçiyorsa tersi odaktan gelen ışıkla nasıl gidecektir? Paralel. Yani ince kenarlı merceğe benim odaktan gönderdiğim ışık bu doğrultuda gitmesi gereken mercek onu yine toplayacak. Asal eksene yaklaştıracak. Ve ne yapacaktır? Paralel bir şekilde gidecektir. Odaktan gelen ışık ne yapar? Odaktan gelen ışık da paralel gidecektir. Odaktan gelen paralel gider. Paralel geleni odakta toplar. Birinci özel ışığımız bu.
Optik merkeze, yani tepe noktası dediğimiz tam o orta noktaya doğru gelen ışık ne yapar? Mesela çukur aynayı hatırlayın. Çukur aynada ne oluyordu tepe noktasına gelen ışık? Tepe noktasına doğru gelen ışık düzlem ayna gibi davranıyordu. Yani aynı açıyla ne yapıyordu? Aynı açıyla bunu geri yansıtıyordu. Burada da ne var? Burada da aynı olayı var. Yine tepe noktasına doğru gelen ışık ne yapacaktır? Aynı açıyla geçecektir, kırılacaktır. Yani ne yapacaktır? Aslında hiç sapmaya uğramayacaktır. Yani buradan düz gelen ışık, tepe noktasına gelen ışık aynen dost doğru aynı açıyla yoluna devam edecek. Hiç kırılmaya uğramayacaktır. Mesela odak noktası Fx, Fy olan işte X'ye ince kenarlı mercekler ve odak noktası Fz olan çukur aynı şekilde gönderilmiş. Noktalar uzaklık 5 santim olduğuna göre odak uzaklıklarını kıyasla diyor. Bakalım ışığı nereden göndermişiz? Buradan göndermişiz. Kime gönderiyoruz ışığı arkadaşlar? Y mercene gönderiyoruz. Buradan gelen ışık düz gitmesi gerekirken o mercek onu topluyor, asal eksene yaklaştırıyor ve ne yapıyor? Paralel yapıyor. Nereden gelen ışık paralel gider? Odaktan gelen paralel gider. Demek ki şu nokta Y'nin odağı olacak. Yani Y'nin odak uzaklığı ne kadar? Bir birim. Her birim 5 santim dediğine göre Y'nin odak uzaklığı bizim için nedir arkadaşlar? 5 santimdir. Peki çukur aynaya geldi. Çukur aynaya nasıl geldi ışık? Paralel geldi. Paralel gelen ışığı ne yapar çukur aynaya? Odaktan geçecek şekilde yansıtır. O zaman burası da ne olacaktır? Z'nin odağı olacaktır. Yani Z'nin odak uzaklığı da şurada ne kadardır? 1, 2 bölmedir. 2 bölme demek her bölme 5 santim olduğu için Z'nin odak uzaklığı 10 santim olacak. Peki X'e bakalım. Şimdi buradan gelen ışık ne yapıyor? X mercene gelen ışık düz gitmesi gerekirken paralel gidiyor. Yani bu doğrultuda gelen ışığı ne yapmış bu adam? Toplamış, asal eksene yaklaşmış ve paralel gitmiş. Nereden gelen paralel giderdi? Odaktan gelen. Paralel gelen odaklı toplardı. Odaktan gelen de paralel gidecektir. O zaman demek ki şurası neresidir? Burası X'in odağıdır. Yani X'in odak uzaklığı 1, 2 bölme. X odak uzaklığı şu mesafe olacak. Optik merkezin olan uzaklığı. Dolayısıyla burada X'in odak uzaklığı da yine 2 bölme olduğu için ne olacak? Her bölme 5 santim ise 10 santimdir diyebiliriz. Yani X'in ve Z'nin odak uzaklığı 10'ar santim. Y'nin odak uzaklığı ise 5 santim olacaktır. İnce kenarlı merceğe gelen herhangi bir ışığın mercekten kırıldıktan sonra ikinci odaktan geçer. Yani şöyle düşün. İkinci odak dediğimiz olay nedir? Şudur. Paraya gelen bir ışık var veya şöyle bir gelen herhangi bir ışık var. İnce kenarlı mercek bu ışığı ne yapacaktır? Bu ışığı arkadaşlar toplayacak, asal eksene yaklaştıracak. Ama nasıl yaklaştıracak? İşte bunun yerini bulmak için ne yaparsın? Tam şu optik merkezden geçecek gelen ışığa paralel olan bir yardımcı eksen, asal yardımcı ekseni çizeriz. Yani gelen ışıkla aynı paralellikte olan ama tam tepe noktasından geçen. İşte bunlar ne yapmak zorunda? Bunlar mutlaka hani paralel gelen ışınlar ne yapacaktır? Mutlaka kesişecektir. Nerede kesecektir? Mutlaka odak doğrusunda. İşte bunlar odak doğrusundaki noktadan ne yapmak zorunda? Kesişmek zorundadır. Merkezden gelen ışın çukur aynayı hatırlayın arkadaşlar. Çukur aynada ne oluyordu? Çukur aynada şu oluyordu. Şurası bizim odağımızdı. Şurası da bizim merkezimizdi. Merkezden gönderdiğim ışın ne yapıyordu? Merkez aynı zamanda bu kürenin merkeziydi. Kürenin merkezi olduğu için yüzeye dik geliyordu. Dik geldiği için kendi üzerinden geri dönüyordu. Yani ne yapıyordu kısacası? Merkezden gelen ışık yine nereye gidiyordu? Merkeze gidiyordu. İnce kenarlı mercekte de aynı şey olacak. Yine merkezden gelen ne yapacaktır? Yine merkeze gidecektir. Ama mercekte ne var? Yansıma yok. Yani çukur aynı olsaydı kendi üzerinden geri dönecekti. Ama ince kenarlı mercek olduğu için bu ışığı ne yapacak? Toplayacak. Ve merkezden gelen diğer taraftaki merkezden gidecek şekilde ne yapacaktır? Kıracaktır. Şu uzaklıkla şu uzaklık merkez olduğu için birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. İnce kenarlı mercekler ışınlarını odak noktasına topladığı için arkadaşlar, bir yerde topladığı için. Mesela güneşten gelen ışık nedir arkadaşlar? Güneşten gelen ışık çok uzaktan geldiği için asal eksene paralel geliyor gibi düşünebilirsiniz. Yani güneş dünyaya göre çok uzak mesafelerde olduğu için güneşten gelen ışıkları paralel gelen ışık gibi düşünebilirsiniz. İşte paralel gelen o ışığı ne yapar? Toplar. Nerede toplar? Odak noktasına toplar. Odak noktasına topladığı için sonuçta buradaki ışık burada bir noktada toplandığından dolayı orada yoğun bir ışık birikimi olacaktır. Işıkta bir enerji olduğu için orada yüksek bir enerji elde edeceğimiz için o yüzeyin giderek ısınmasına meydana gelir. Ve o ısınma sonucunda ne olabilir? Orayı yakabiliriz. Yani ateş çıkarabiliriz. Dolayısıyla bir kağıt tutuşturabilir. Bu nedenle işte ne olacaktır? İşte ormanlara, şuralara, buralara attığımız bazı camlar, işte şişeler, camlar ne yapabilir? Mercek görevi görerek ışığı bir yerde toplayıp oradaki bir yangına çıkmasına sebep olabilir. Yine su damlası, cam şişe, cam küre, ince kenarlı mercek gibi ne yapabilir arkadaşlar? Davranabilir. Kameralarda ince kenarlı mercek olarak optikleri ileri geri hareket ettirerek görüntü makinesi içinde ekran üzerinde net görüntü oluşmasına, hani odaklamak dediğimiz şey var ya, telefonla çekim yaparken işte o görüntüyü odaklıyor, görüntüyü netleştiriyor. İşte orada ne yapıyor? O ince kenarlı merceği hareket ettirerek o gelen ışığı, o merceğe gelen ışığı bir noktada tam ekran üzerinde, o görüntüyü elde edeceğimiz nokta üzerinde odaklamış oluyor. Net bir görüntü oluşmasını sağlıyor.
Teleskopların yapılarında yine ince kenarlı mercek vardır. Bu ne yapabiliriz? Çok uzaktaki cisimleri daha yakındaymış gibi görmemizi sağlayabiliriz. Sorumuza bakarsak burada ışığın izlediği yolu verilmiş. Buna göre odak uzaklığı arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Bakalım. Şimdi birinci merceğimize ışığımız ne yapıyor? Bir birimden geliyor ve nereye gidiyor? Bir birime gidiyor. O zaman şöyle düşünün. İnce kenarlı mercekte eşit uzaklıkta olan yere neresiydi? Nereden geliyor ve nereye gidiyorsa bu merkezden gelen merkeze gider hikayesidir. Çünkü eşit mesafede gidiyorsa ne olacaktır? Burası merkez noktası olacaktır. Merkez uzaklığı bir birimse odak bunun yarısı olduğu için bu merceğin odak uzaklığını ne deriz? 1/2'dir deriz. İkinci merceğe baktım. İkinci merceğe ışık buradan geliyor. Nereden geliyor? Asal eksenin şu noktasından geliyor. Yani bir birim uzaktan geliyor. Ve nereye gidiyor? Yine bir birim uzak gidiyor. O zaman yine eşit uzaklık varsa, eşit uzaklık olan tek özel ışığımız nedir? Merkezdir. Merkezden gelen merkeze doğru gider. Yani burası ikinci merceğin merkezi. Burası da ikinci aynı şekilde ikinci merceğimizin merkezidir. Merkezi bir birim vermişse odak merkezin neresiydi? Yarısıydı. Dolayısıyla bunun odak uzaklığı 1/2 olacaktır. Üçüncü merceğe baktım. Buradan gelen ışık nasıl gitmiş? Paralel gitmiş. Mercekte ince kenarlı merceğe nereden gelen ışık paralel gidecektir? Odaktan gelen ışık paralel gidecektir. Yani ince kenarlı mercek bunu ne yapacak? Toplayacak ve paralel gidiyorsa burası odaktır. Yani şu nokta üçüncü merceğin neresi olacak? Oda olacak. Yani şu uzaklık bir birim olduğu için üçüncü merceğin odak uzaklığı bir birimdir. Aralarındaki ilişkiye baktığımız zaman da ne olacağız? 3'ün odağı 1 birim, diğerlerinin odağı yarım birim olduğu için F3 büyük olacak. F1 ile F2 ise ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde de ince kenarlı mercekteki özel ışınlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.